Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Samsun Spor bu sene eğer birinci ligden Süper Lig'e çıkarsa helal olsun. Diyeceğim ki vay be, Atatürk düşmanlarına rağmen, Atatürk düşmanlarının federasyon üzerindeki gücüne rağmen Samsun Spor Süper Lig'e çıkmayı başardı. Helal olsun başkan ve ekibi, helal olsun Samsun Spor teknik heyet ve futbolcuları ve Samsun Spor taraftarları. Neden? Söyleyeyim. Samsun Spor'un bu sene formasının üzerinde Atatürk'ümüzün bayağı bayağı hem de yani neredeyse formanın tamamını kaplayacak büyüklükte bir fotoğrafı var. Evet. Helal olsun. Ve formanın tanıtımı Bandırma Vapuru'nun önünde yapıldı. Samsun Limanı'nda Bandırma Vapuru duruyor böyle. Gidenler görmüşlerdir orada, hatırlayacaklardır. Çok hoşuma gitti ya. Ya Samsun, AKP'nin kalelerinden biri. Niçin kalelerinden biri? Şehir içiyle mi? Yok, hayır. Şehir dışıyla. Taşra'ya gittikçe, biliyorsunuz Taşra'da, yani kırsal kesimde ne kadar acı çekerlerse çeksinler, AKP'lilerin çok oyu var. Karadeniz'e gittiğiniz zaman şehir merkezlerinde AKP'nin oyu yok. Giresun'da da yok, Ordu'da da yok. Merak etmeyin, Trabzon'da da yok, Rize'de de yok. Şehir içinde. Ama bütün bu saydığım Karadeniz şehirlerinin çok büyük ilçeleri var. Ve çok yaygın tabii bunlar. Bir kısım Karadeniz kıyı, bir kısım da dağın öbür tarafına kadar giden şehirlerin ilçeleri var. Bunlar büyük ilçeler, kırsal ilçeleri. Tabii daha mutaassıp, moderniteden daha uzak, eğitimi daha az görmüş insanların ama yüz binlerin yaşadığı ilçeler bunlar. Haliyle buralara dikkat edin. Samsun büyükşehir, Ordu büyükşehir, Trabzon büyükşehir. Eğer Samsun, Trabzon, Ordu büyükşehir olmasa belediye başkanlıklarını kesinlikle CHP kazanır. Kesinlikle %1000. Ama kırsal kesimin oyları da geçerli olduğu için bu Karadeniz şehirlerinde, bu modern insanların merkezini oluşturduğu şehirlerde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı siyasi partiler seçim kazanamıyorlar. AKP kazanıyor. Evet, Atatürk düşmanlığıyla kazanıyorlar ama kazanıyorlar. O nedenle Samsun'da Samsun Spor Kulübü'nün Atatürk'ümüzün fotoğrafını formalara koymasını heyecanla karşıladım. Peki neden çıkarsa bu kadar çok büyük başarı olacak? Ya dedim ya, bu federasyona rağmen, bu hakem heyetine rağmen, yani vallahi helal olsun derim. Geçen sene bu zamanlar bir konuşma yapmıştım. 2019-2020 sezonunun şampiyonlarının iki şampiyon adayı olduğunu söylemiştim. Biri Başakspor demiştim, diğeri Trabzonspor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Başakspor kazandı şampiyonluğu. Nereden biliyordum? O zaman söylemiştim. Üç büyüklere bir defa kesinlikle şampiyonluğu vermeyecek dedim bu federasyon ve bu Merkez Hakem Komitesi. Bu kadar net söyledim bunu ya. Yani risk aldım. Evet, risk aldım. Doğru. Şimdi de yine risk alıyorum. Ama bu sefer şöyle bir risk alıyorum. Samsun Spor'un Atatürk'ün gücüne rağmen, Atatürk'ün formasına rağmen engellenen maçlarında tanık olacağımız bazı olaylar tabii ki yine buradan duyurulacaktır. Samsun'dan objektif spor adamlarından, spor gazetecilerinden, spor medyasından, spor yöneticilerinden, futbol yöneticilerinden tek istirhamım var. Gözümden kaçabilir. Sadece bana bilgi versinler. Bana bilgi versinler. Yeter. Ben Merkez Hakem Komitesi'yle de Futbol Federasyonu'yla da Samsun Spor adına mücadele etmeyi bilirim. Yapacağım mücadele Kurtuluş Savaşımızın başlatıldığı şehrin ve o şehrin o büyük öndere, o büyük adama, o büyük komutana Mustafa Kemal Atatürk'e gösterdiği saygının gereği olacaktır. Evet. Evet canlarım, bu nedenle Samsun Spor yöneticilerini tebrik ediyorum. Bravo. Aslanlar be. Harikasınız. Yanınızdayım. Canlarım, Bahçeli abi, Devlet abi, adı çok güzel. Soyadı da güzel ya. Bahçeli bir devlet.
Canım. Ya bu Devlet Bahçeli çok ilginç bir adam ya. Vallahi çok ilginç. Yani düşündüğüm zaman aklımdan geçenleri bir söylesem var ya, ülkücüler beni herhalde perişan ederler. Neden? Çünkü ülkücüler benim anlatacaklarıma inanamazlar. İnanmak istemezler. İnanırlar, inanmak istemezler. Çünkü ben ülkücülerin samimiyetlerine gerçekten inanıyorum. Bu çocuklar, bu gençleri ben 12 Mart'ta da tanıdım. Bu ülkücülerin, yani babalarını tanıdım. Abilerini, amcalarını, dayılarını, halalarını, teyzelerini tanıdım. 12 Eylül 1980'den önce de tanıdım. Bu insanlar aynen solcular gibi samimi insanlar. Bakın, kesinlikle samimiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir beka sorunu olacağına inanmış bunlar. Oysa Atatürk'ün dediği gibidir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın, korkusu olmasın. Bu açıdan bakıldığında ülkücüler Türkiye'nin beka sorunu olduğu için korkuyorlar. Devlet Bahçeli onların hassasiyetini biliyor ya. Yani nereden hassas olduklarını biliyor. O çocukların, o gençlerin, o yurttaşların, devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası konusunda ne kadar hassas davrandıklarının farkında. Tabii tanımaz mı onları ya? Kaçın kurası ya? Onların genel başkanı, onların bir bakıma şimdiki baş bu. Tabii ki Türkeş kadar değil, olamazdı ama. Fakat Türkeş samimiydi. Türkeş bir ihtilalciydi. 27 Mayıs ihtilalini yapan komutanlardan biriydi. İhtilalciler durduk yerde insanların kanının akmasına, devletleri yöneten siyasi iradelerin alaşağı edilmesine karar vermezler. Çok düşünürler, çok ince tartarlar, çok. 27 Mayıs ihtilali de mutlaka çok büyük tartışmalardan sonra ve yukarıdaki komutanlara rağmen yapılmıştır. Neden? Çünkü gerçekten Türkiye'nin bekası, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kavuştuğu demokrasisi 27 Mayıs'tan önceki hükümet tarafından bitmek üzereydi. Bir defa basın özgürlüğü diye bir şey asla kalmamıştı. Devletin bütün bürokrasisi Demokrat Partililer tarafından tıka basa dolduruluyordu. Radyo tamamen devleti eline geçiren Demokrat Parti'nin tekelindeydi. Radyodan gün boyunca Demokrat Parti'ye ait Vatan Cephesi'ne katılanların isimleri açıklanıyordu. İl il, kasaba kasaba, köy köy. Evet, öyleydi radyo. Hadi TRT diyelim gene. Televizyonumuz yoktu ama olsun. Yani o şartlarda yapıldı 27 Mayıs ihtilali. Siz bakmayın öyle emperyalistler yaptırdı da bilmem ne de falan. Bütün bunların hiçbirisine inanmıyorum ben. Ben 27 Mayıs'ı emperyalistlerin yaptırdığına bir gün bile inanmadım canlarım. Neden inanmadım? Çünkü 27 Mayıs ihtilalinde en çok canı yanan çocuklardan biriyim. Babacığımı sırf Demokrat Partili olduğu için hapse attılar. Ama yaşım geliştikçe, eğitimim geliştikçe, okudukça, iyi yazarları, objektif yazarları okudukça gördüm ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve demokrasisi, bilhassa demokrasisi ve hukuku, yani yargısı gerçekten bitmek üzereymiş. Zaten ekonomik olarak Türkiye iflas etmişti. 27 Mayıs darbesini yapanlar halktan yüzüklerini istediler. Benim rahmetli babacığımın hapse attıkları halde askerler, anneciğim de, babacığım da, dedem de, babaannem de rahmetliler, ellerindeki, parmaklarındaki şu alyansları çıkarıp devlete teslim ettiler. Başka bizim altınımız yoktu. Biz öyle altın biriktiren bir aile hiç olmadık, hiçbir zaman olmadık. Canlarım benim. Yani söylemek istediğim şu, ülkücüler yani o 27 Mayıs darbesinin en üst rütbeli komutanlarından biri olan Alparslan Türkeş'in ülkücüleri normal şartlarda bu AKP ile yan yana gelemezler. Neden gelemezler? Ya 27 Mayıs'ı yapan Alparslan Türkeş ve arkadaşları en çok da Menderes'in siz bu ülkeye isterseniz şeriatı getirirsiniz demesinden dolayı endişeye kapılmışlardı. Bugün Adnan Menderes'e baktığınız zaman AKP'li yöneticilerin yanında zemzemle yıkanmış kadar tertemiz kalıyor din konusunda. Adnan Menderes en azından laik yaşayan, seküler yaşayan, çat orada çat bu kadında yatıp kalkan bir başbakandı.
Ama açık konuşalım yani. Bin ticaret yaparak iktidarda kalabiliyordu. E bunlar, ya Adnan Menderes bunların yanında İsmet Paşa kadar seküler laik bir adamdı ya. E bir de şimdikilere bakın. Canlarım benim. Şimdikiler bırakın Atatürk'ün adının geçtiği yerdeki bayramları bile kaldırmak üzereler neredeyse. Hatırlayın. Yahu bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı Atatürk için ve annesi için en ağır lafları kullanan ve sonunda hiç kimse için kullanmadığım bir lafı kullanacağım. Geberip giden bir pislik adamı ziyaret etti ya. Bir pisliği. Bir devlet düşmanını, bir Atatürk düşmanını, bir cumhuriyet düşmanını, bir demokrasi düşmanını hem de benim devletimin resmi üniformasını giyerek gitti, ziyaret etti. Üniformasız gitseydi inanın ben ağzımı açıp tek kelime etmezdim. Neden? Çünkü insanların özel hayatları vardır. Beni hiç ilgilendirmez. Diyanet İşleri Başkanı'nın özel hayatı benim hiç umurumda bile olmaz. Atatürk'e ana avrat küfredenlerle gidip görüşmüş. Bana ne kardeşim? Eğer suçsa kanun gereğini yerine getirir. Mahkemeler var. Ama benim devletimin, Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri'nin başkanı, Atatürk'ümüze hakaret eden, küfreden, Kurtuluş Savaşı'nı Kemal kazanacağına keşke Yunan kazansaydı diyen bir adamı evinde benim devletimin resmi üniformasıyla ziyaret edemez canlarım. 27 Mayıs'tan önce olsaydı böyle bir şeyler olamazdı ya, ya olsaydı. Ne demek istediğimi zannediyorum anladınız. Daha ne anlatayım ki? O nedenle ben Devlet Bahçeli'yi tanıyamıyorum. Devlet Bahçeli kendisinden önceki Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci genel başkanı. Bahçeli ikinci genel başkanı zannediyorum. Başkan yok. Bildiğim kadarıyla yok. Birinci genel başkanı Alparslan Türkeş'in ne kadar layık devlet ilkelerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına ne kadar yürekten bağlı olduğunu bilseydi, bu cumhuriyet düşmanlarıyla, bu demokrasi düşmanlarıyla, bu Atatürk ilke ve inkılaplarının bir numaralı düşmanlarıyla koyun koyuna yatar mıydı yahu? Ama yatıyor. Neden? Ya nedenini bilmiyorum. Ya inanın bilmiyorum. Söylersem çok tehlikeli çünkü. Allah aşkına siz bulun. Siz düşünün. Ya şu kadar bir şey söyleyeyim. Şimdi diyor ki mesela 12 adalar bizim demeye getiriyor. Üstünde sözümüz var, azımız var. İyi de arkadaş, sen 1999 yılında kurulan DSP, MHP, Anavatan Partisi hükümetinde dönemin başbakanı, hükümetin başbakanı Ecevit'in yardımcısıydım. Yardımcısıydım. Hiç aklına getirmedin 12 adaları o zamanlarda. Ben bir kere bile senden 12 adalar bizimdir lafını duymadım. Ya da bizim olmalıdır. Orada izimiz var, gözümüz var demedin. Bırak onu da. 1999 galiba Aralık ayıydı. Helsinki'de yapılan Avrupa Birliği toplantısında sırf tam üyeliğe aday ülke olabilmek için. Yahu Güney Kıbrıs Rumlarının ya da Güney Kıbrıs kesiminin, Rum kesiminin diyelim, Avrupa Birliği'ne üye olabilmesi için gereken yolu açtım be. Senin hükümetin açtı. Senin de başbakan yardımcısı olduğun hükümet açtı. Güney Kıbrıslılar o zaman kabul edilirler müzakereye. Siz onay vermeseydiniz Güney Kıbrıs Rum kesimi müzakere yapabilir miydi Avrupa Birliği'yle? Ey Bahçeli, sana söylüyorum, yapabilir miydi? E o zaman niye 12 adalar hatırlamadın, Kıbrıs hatırlamadın hiç? Hiç aklına gelmedi. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Hayret bir şeysin sen ya. Tövbe tövbe estağfurullah. Bitmedi canlarım benim. Bitmedi. 2004 Brüksel sanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği'ne tam aday olacak üye olarak müzakerelere başlamasının kabul edildiği tarihtir. Hatırlayın. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül. Ya gençler, siz hatırlamazsınız tabii canım. Bu adamlar bir geldi gitmiyorlar. 18 senedir. Siz çoğunuz daha o zaman doğmamıştınız bile. Ya da yeni doğmuştunuz ya da birkaç yaşınızdaydınız. Hatırlamazsınız. Ama oldu, anlatayım. İşte o zamanlarda yani o gün biz Avrupa Birliği tam üyeliğine, müzakerelerine başlayacağımız sevinciyle güpegündüz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de havai fişekler patlattık ya. Erdoğan'la Abdullah Gül'ü omuzlarımıza almadığımız kaldı.
Bunlar birer Avrupalı diye çığlıklar attık. Evet biz sekülerler, laikler. E kandırıldık abi, ne yapalım? Ya sadece biz kanmadık ki, bunlar Avrupa Birliği ülkelerinde kandırdılar. Vallahi. Ama bunları yaşadık biz ve Devlet Bahçeli işte bu arkadaşlarla beraber. Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-25'teki davalardaki tutumunu eleştiren Devlet Bahçeli odasında masasının üstüne sürekli 17-25'i gösteren, yani Akrep ve Yelkova'nın 5'in üzerinde duran bir saat koymuştu. 17-25. Ver Bilal'i, al Hilal'i diyordu. Kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Hayatım boyunca siyasetçilerin hiçbirisinin çocukları üzerinden siyaset yapmadım. Ben analiz yapmadım. Bir gün duyduysanız söyleyin, gösterin. Hemen özür dileyim. Hayır yapmadım, yapmam da. Ama canlarım benim. Ver Bilal'i, al Hilal'i diyen Devlet Bahçeli, Adana'da kendisinin adına köprü yapılışını ne güzel de izledi. Ya köprü zaten yapılıyordu da para bitmişti. Ne zaman bitmişti para? Çoktan bitmişti para. Biz sevgilim ve arkadaşlarımızla beraber Adana'ya gittiğimizde 2019 senesinin Nisan ayının 4. ya da 5. günüydü. Seçimler yeni bitmişti. Daha tam olarak kazandığı bile belli değildi Zeydan Karalar'ın, ama kazandığını biliyorduk. Zaten köprü yapılmıyordu. Durmuştu, inşaatı durmuştu. O köprüyü çok net gözlerimin önüne getirebiliyorum. Hatta sormuştum, para bitti demişlerdi. Şimdi Devlet Bahçeli adı verilecek bu köprüye. Devlet Bahçeli yemedi. Benim adımı vermeyin diye Erdoğan'a haber göndermiş. Yok, benim adımı vermeyin bu köprüye demiş. Neden? Ya söylemek istemiyorum şu anda. İnanın ben Devlet Bahçeli uzmanıyım. Devlet Bahçeli ile ilgili bugüne kadar söylediğim hiçbir konuda ben yanılmadım. Hiçbir konuda bana kimse yanıldım diyemez. E hani dedi Tayyip Erdoğan bitecek diye. E insaf edin be. %52'lerden %30'lara geriledi. Daha ne kadar gerilesin adam yani. Bu bitmek değil de ne? Daha durun bakalım. Seçime daha 3 sene var. Normal seçime. Erken seçim yok yahu. Erken seçim bir tek şartla var. Meral Akşener ve İyi Parti parlamenter demokrasiye geçeceğiz deyip anayasa değişikliğinde MHP ve AKP ile birlikte oy kullanırsa. Ama MHP de oy kullanmaz. Sözde kullanmaz, öyle görünüyor. Bilmiyorum. Çünkü başkanlık sistemi Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a uzattığı bir yemdi, yem. Avucunda bir yem uzattı. Neden? Bahçeli o yemi göstermeseydi Erdoğan'a, o tuzağı kurmasaydı Erdoğan'ın yakınına, yamacına yaklaşamazdı. Yanına yamacına yaklaşamayınca da Erdoğan'ı %52'lerden %31-32'lere düşünemezdi. Canlarım benim ya. Bunu söyledim ben zamanında ya. E yani daha ne söyleyeyim artık bundan sonrasını. Neyse yeter, yoruldum. Vallahi ya Bahçeli demek beni yoruyor ya. Nedense. Bilmiyorum neden ama yoruyor beni abi. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim canlarım. Hoşça kalın.